İstanbul kalabalık bir şehirdir. Herkes bir şeyin peşinden koşar. Bazıları serinlemek için denize koşar. Çocuklar topun peşinden koşar. Polis suçluların peşinden koşar. Ha bazıları da keklik, bir bakıma piliç peşinden koşar. Hop hop asılma delikanlı, her kuşun eti yenmez. Hey piliç peşinde koşan delikanlı, sana söylüyorum, ayıptır. Ha bir de tavuk peşinde koşanlar vardır. O da biziz işte. Arkadaşım, yardım et de şunu bir sırtlayalım. Kırılacak eşya için lazım, ben getirdim. Senin ellerini öpüp öpüp çerçeveleyip duvara asmalı. Senin dudaklarını öpüp öpüp çerçeveleyip duvara asmalı. Senin gerdanını öpüp öpüp çerçeveleyip duvara asmalı. Hey, sen kimsin be? Ben, çerçeveci. Bak şuna! Re,
Yo, ben bir kere bu tavuğu yemem bir. Evet. İkincisi, çünkü ben sana kaç defa söyledim, hırsızlık yapmayacağız, alnımızın terinle çalışıp kazanacağız dedim. Bu da ikincisi. Sonra üstelik hırsızlık tavuktan insan hapse girer. Ben böyle tavuk hırsızı olarak hapse girmekten de hoşlanmam. Çünkü katiyen hoşlanmam. Bir kere tavuk hırsızlığı demek namussuzluk ve onu yemekte haramzadelik demektir. Ben sana kaç defa söyledim, yeter ya, istemiyorum be. Maşallah maşallah, hem 4 aydır kira verme, sonra da otur pilişleri mideye indir, olur mu? Maşallah bir piliç de onun için. Derhal burayı terk edeceksiniz. Ben size kalkayım, mobilyalı bir oda vereyim, sen otur, pirinçleri mideye indir. Hayır, şu maşallah yerinde. Çekil be! Ya, bir lokmacık da bize alalım. Çekil be! Ben de çekil! İyi be, biz o kadar tavuk bulalım, pişirelim, sofrayı hazırlayalım, ev sahibi gelsin abi, konuşsun. Abi, şu ateşini müsaade eder misin? Bir de sigara versene, yakayım şundan beraber. Ay ay, affedersin, bir tane daha rica edeceğim, o düştü çünkü. Teşekkür ederim. Bu bitmiş artık, atıversen. Şimdi ne yapacağız? Evvela sus. Ben zengin olduğum zamanlar böyle değildim, çok güzel bir otomobilim vardı. Deniz kenarına iner, ne yapmam lazım geldiğini denize baka baka karar verir. Gene inelim deniz kenarına. Bak, deniz insanın ruhunu, böyle beynini yıkar sanki, hiçbir şey rahatsız etmez insanı, ben oraya gidiyorum. Ayşe! Ayşe! Ne oldu Ayşe be? Ayşe'ye vermiyor muyduk pilis ziyaretini? Şimdi Ayşe eve gidecek, evden kovulduğumuzu öğrenecek. Eyvah, yürü yürü! Beni de al! Koynuna hatıralar! Bu serseriler senin neyin oluyor? Biri üvey abim, öbürü de nişanlım. Hangisi nişanlın? Uzun boylu, yakışıklı olanı. Benden de yakışıklı mı? Rica ederim, ne demek istiyorsunuz? Demek istediğim şu... Onların borcunu sen ödeyeceksin. Ayşe! Korkudan öldüm, bu adam bana saldırıyordu. Ne? Saldırıyor muydu? Çakırın, saldırırsın ha? Şimdi de kolunu kaldırırsın. Bir daha kaldır bakayım. Kaldır. Ve hasıra saldır. Bir daha. Tamam, hadi hadi yeter. Hadi yürü. Ne düşünüyorsun? Bir zamanlar zengindim, param vardı. Bırak şimdi eskiyi, istikbalimizi düşün. İstikbalimiz karanlık. Neden karanlıkmış? Yani tavuk, horoz, iş güç, para pul. Sen işin alayındasın ama ben Avustralya'ya işçi kaydoldum. İşçi olarak gidip çalışacağım, para biriktireceğim ikimiz için. İkimiz için mi? Evet Osman. Hatta biriktirdiğim parayla otomobil bile alacağım. İnanmayacaksın ama bir zamanlar benim de otomobilim vardı. Ne güzel günlermiş ya. Yani. Avustralya'dan dönünceye kadar beni bekleyecek misin? Bekler, bekler. Beklemeyip de ne yapacak yani? Elinde ne var şimdi? Bunun nesi var? Hiç. Saklamayın benden, bir şey var sizi üzen. Hiç vallahi. Karnımız aç. Al şunu. Ama benden aldığını belli etme ona. Eyvallah, sen hiç merak etme. Kızar belki. Sahi gidecek misin Avustralya'ya? Bir aya kalmaz, listeler ilan edilir. Ne oldu sana böyle? Hiç. Ayşe gidiyor diye üzülüyorsun değil mi? Seni o kadar seviyorum ki bilemezsin. Bunun şerefine güzel bir yemekle bir iki kadeh tokuşturmaya ne buyurulur? Paralar benden, ısmarlıyorum. Lan dalgayı bırak be! Zaten asabım utteli gibi gergin. İyi ya işte, bir iki kadeh iyi gelir asabın arkadaşım. İyi gelir tabi, iyi gelir, yürü yürü gidelim.
Ah, yaya geldiğimize ne iyi ettik. Hem hava aldık, hem güneş aldık. Yalnız ben biraz lastik patlattık galiba. Stepne de yok ki değiştirelim. Bittim vallahi, bittim. Az kaldı, az kaldı. Avustralya'ya gidince beni unutacaksın. Hayır. Değil mi? Ağlama be, koskoca adam beni de ağlatacaksın şimdi. Ağlar mıyım, ağlar mıyım? Çünkü değmez hayat gözyaşlarına. Ceketimi dikerim, ceketimi dikerim. Osman abi, Osman abi. Osman abi, Ayşe'den mektup var ha. İki seneden evvel gelemeyecekmiş. Ne? İki sene mi? İş iyiymiş, kısa zamanda otomobil alacakmış. Seni çok seviyormuş. İyi yazıyor, okuyoruz işte ya. Ayda 300 şilin biriktiririm diyor. 100 şilin bize yollasa biz de işçi ailesinden sayılırız. Ulan sus, okuyoruz ya. Ben biliyorum ne yapacağımı zaten. Sen de mi Avustralya'ya gideceksin? Hayır, hapishaneye. Hapishaneye mi? Sen ne diyorsun be? Sonra anlarsın. Şimdi bu camı kırsam, bu polis bana ne yapar? Seni yakalar. Parasını da ödemezsem? Hapse atarlar. İşte benim de istediğim o. 3 ay yatarım, çıkınca bir kavga, bir üç ay daha. Böylelikle 2 seneyi tamamlamış olurum. Veresiye vermiyoruz diye camı mı kırman lazım? Yok mu burada bir polis? Memur bey, davacıyım, camımı kırdı. Alın götürün karakola. Ulan şu şansa bak be! Ağustos'ta suya girsek balta kesmez buz olur, yürü! Bana bak! Bu herif ya güreşçi ya boksör! Ben buna bir çatayım, ulan beni bir dövsün, 2 ay hastanede yatarım bedava! Vallahi sıksa suyunu çıkarır abi! Ulan sıkarsa sıksın, hayat bu mu be! Bana bak ulan! Sen kim oluyorsun da benim önümden geçiyorsun be, ha? Sen beni tanıyor musun ulan bir kere? Vallahi. Sus lan! Bir de utanmadan karşında yemin ediyor, serseri köpeğe bak be! Konuşsana lan! Konuş! Konuş lan! Kusura bakma abiciğim, seni görmedim. Önünden geçtim, saata ettim, bir daha geçmem! Yuh be! Herif senden ödlek çıktı! Ya şansa bak be, şansa! Herif ödlek çıktı, ne yapalım şimdi? Gel benimle. Al, tıka ver. Basa doyur karnını. Ver, ver, ekmek al, şu karpuzu keseyim evvela ben. Burası bizim sayılır. Ulan sen burasını nereden buldun Allah aşkına? Bağmiye de üzümünü sorma. Ya ulan o üzümünü ye de bağını sorma derler. Ama tarife arif ne gerek? O değil, o da arife tarif ne gerektir. boş versen yemek. Ne demiş James Bond? Yemek ulan bu bulunca... saksaklar nereden girmiş be he? Yürüyün lan, yürüyün! Yemin üstüne bu dayak iyi geldi, hazmettirici oldu. Ama farın biri kırıldı be. Ulan hastaneye gidelim dedik, olmadı. Hapishaneye razı olduk, şans yardım etmedi. Yani Allah da biliyor ya, öyle bir evlilik yapacağım ki... yani Ayşe bile kızmayacak ha. Bu evlilik hapishane hayatı bile olsa ona da razıyım. Biz paşa kapısına... Buldum ulan! Paşa dedemin bir arkadaşı var, Değri Efendi. Onun kızına talip olup evleneceğim. İsterse 4 tane de çocuğu olsun. Kızı dulmuş, duydum. Arkadaş, bir mektup döşeneyim ben şimdi, ona olsun bu iş. Hadi kalk! Vallahi billahi anlamadım bu söylediklerinden bir şey. Ya ölmüş dedemin ağzından bir mektup, tamam mı yengen? Osman, Osman! Ne var? Osman, kendine gel kardeşim! Hadi ya! Mektup şöyle başlayacak.
Muhterem Dehli Beyefendi. Tamam. Evvela gözlerinden öper, senelerdir seni aramadığım için maruzatımı kabul etmeni rica ederim. Önce şunu söylemeliyim ki senin gibi aziz bir arkadaşla ailemi birleştirmek için dul kızını bizim mahtuma münasip gördüğümü söylemek isterim. Bu iş böylece olur, bizim dört çocuklu kız da koca bulur. Siz Osman Bey, Sami Hanım'ı Zevceli'ye kabul ediyor musunuz? Çocuklar ya! Şeyin çocukları! Destur, destur! Kimse yerinden kıpırdamasın! Bu nikah kıyılacak! Canım, ne çocukları, çocuklar. Bu ne, her şeyin altından çocuklar çıkıyor, ne uslu çocuklar! Pist, kör olasılar, pist! Görüyor musun benim aslan damadımı? Eski geleneklere bağlı, tabanca atarak karısına gözdağı veriyor. Vagon odasından geliyor. Mare vallahi öldürttürüyor. Küçük hanım yoksan bakire çıkmadı mı gönül? Hadi be, dört çocuk anası bakire çıkar mı hiç? Olsun bre, more çıksın erkek kısa tekrar bakire. Ya. Acıttı be! Çocuklar, çocuklar. O çocukların çocuklar, çocuklar. Ay Allah, hay Allah! Ah dikkatsiz, münasebetsiz kız! Düz yolda düşecek, ne var daha ne? Küçük beyler dedi kalfacığım. Küçük beyler, küçük beylermiş! Bu veletlerin hepsi birer canavar kesildi. Çayınız şimdi geliyor efendim. Neydi o deminki gürültü dadı kalfa? O bilmem, duymadım. Yoksa yine o veletler mi? Yeni damadı nasıl buldun? Şöyle, şöyle çekinme! Vallahi beğendim, tam kızınıza göre maşallah! Hala memnun oldum! Peki ama nerede kaldı bunlar, böyle fazla uyuyan damattan da hoşlanma! Aman beyefendicim! Destur! Kör olasıca, gene mi çocuklar? Neredesin bir tanem? Gel, gel! Buradayım, buradayım! Ebe babamız erken kalkmamız lazım geliyor demişti ya! Gelsene bir tanem, daha ilk günümüz, biraz bekleyiver! Canım benim, canım! Benim de canım var ama, gıdıklanırım ben! Gel, gel, gel! Canım çok gıdıklanmış bir candır! Sen de gıdıklaya gıdıklaya canımı alacaksın! Azgın karıya bak! Nasıl da sabah sabah kocasıyla cilveleşiyor! Kendine gel miskin herif! Sen benim yanımda hep uyuyacak mısın? Bak, ablamın dört çocuğu var! 9 aya kalmaz, bir daha doğurursa hiç şaşmam! Sen ne biçim adamsın be! Hep uyuyacak mısın sen? Ha, uyuyacak mısın, sana söylüyorum! Sana... Şu kahkahalara bak! Kalk sana miskin herif, kalk diyorum sana, kalk! Hey, öldüreceksin beni sen! Allah'ın cezası! Oh!
ses kalktı, şimdi olmaz. Deli misin? Damatla gelin hanım daha aşağı inmediler. İyi ama artık beni kimse almaz. Ahçıbaşı sana kesik kızım, bir çaresine bakarız. Ben artık yaşlandım. Hakkınız var efendi baba. İşimin başına damadımı getirip... Teşekkür ederim efendi baba. Otur be, benden bahseden kim? Osman Bey oğlumu getirin. Aman efendim, çok teşekkür ederim. Estağfurullah, mersi bir şey. Bugüne bugün kereste ticareti demek... Odun ticareti demek. Aferin torunum. Kereste satışı... İnce bir zanattır, akıl ister. Sana da aferin torunum. Görüyorsunuz ya, bizim ailede işi herkes biliyor. Biliyor, evet. Kereste deyip geçmeyin. Üzerinde birkaç dakika durun. Maşallah, bak o çocuk diye altın bunlar. Kereste deyip geçmeyin, kereste işi kuyumculuğa benzer. Benzer. Hadi çocuklar, okula geç kaldınız. Hadi yürüyün. Hadi. Çok yaramaz oldu bunlar. Bunların bütün hayatlarını zehir edeceğim. Yazlarını, tatillerini ders çalışmakla geçirecekler. Bunlara bir mubasır, hayır bir mürebbiye tutacağım. Bunları hale yola getirsin. Yeter be, yeter artık. Yeter be. Değil mi ya? Yeter artık. Doğru. Neredesin kız? Yukarıda çamaşırları topluyordum. Erol nerede? Bilmem, uyuyor olmalı. Şimdi anlarız bakalım. Akrepler, tırtıl, böcekler, ebrem Allah, vallahi öldürteceğim. Belki de bir kürek vuracağım başlarında. Kerestecilik beyler, odunculuk demek değildir. Kerestecilik böyle bir sanattır yani. Kafa ve akıl isteyen bir sanattır. Yani kereste ve kereste akla aklı getirir yani. Akıl da aklın akıldan daha üstün olduğunu akla getirir. Zaten bu da akıllı bir adamın lafı olup la aklı, akıl akıl gel kereste ve kereste pencereye takıl demektir. Akıllı adam, akılsız adamların arasındaki aklı olan adama akıllı adam denir. Zaten ne demiş Clark Gable? Akıl akıldan daima üstündür. Şimdi... Bu da Dehri Beyefendinin kopyası. Daha ukalası. Bir şey mi dediniz? Patron dediğim böyle olur dedim. Ha, çok affedersiniz, sizin gibi bir amirin elinde bu iş kim bilir nasıl yükselir. Şimdilik teşekkür ederim, tanıştığıma da memnun oldum, gidebilirsiniz. Hadi bakalım, hadi hadi hadi. Bir adam sizinle görüşmek istiyor, arkadaşınızmış. Pekala, buyursun. Ay, abicim! Hoş geldin be! Hoş bulduk abi. Ne? Terzi Zeki ile Kahveci Ali elbiselerini istiyorlar. Bir ay oldu, artık versin elbiseleri diyorlar. Dur ya, ben bundan başka kendime elbise yaptırmadım ki daha. Vallahi bilmem. Niye bilmezsin? Yarın eve gelip isteyeceklermiş. Bırak ya, Kemal! Kemal! Kahve söyleyeceğiz ya. Kemal gel. Bak şimdi bize iki tane kahve söyle, orta olsun. Bir de muhasebeciyi gönder bana. Çabuk hadi. Şimdi ben bu adamı niye çağırdım buraya biliyor musun? Bilmiyorum. Bunu bilmem vallahi. Ulan ne yapacağım? Çağırıp da kahve söyledik işte. Onun için çağırdım ya. Bak 500 lirayı da elbise parası için vereceğim sana. Gönder ki idare etsin. Olur, anladım. Tamam, ne olacak? Başka vallahi bilmem. Buyurun beyefendi. Beyefendiye 500 lira getir içeri. Başsın efendim. Tamam. Yalnız Ne demek ya? İzah edeyim. Neyi izah edeceksin evladım? 500 lira istiyorum. Git getir işte. Ne duruyorsun burada? Hadi. Peki. Hadi. Dümbük. Hayır, ufaklık kullanmadığım için getirme. Alo. Ya bırak, ben miyim sahibi, sen misin be? Alo. Alo. Kim? Sen kimi arıyorsun birader? Doğru konuşsana ya. Allah Allah. Buyurun kayınpederciğim. Tabii benim efendim, arada münasebetsizlikler oluyor da onun için öyle rica ettim. Peki, ben şimdi o gazeteyi buldurturum. Zaten elimin altında var bir tane. İlan veren mürebbiyenin adresine mektup yazarım, çağırttırırım. Görüşürüz efendim. Emredersiniz efendim. Rica ederim efendim, rica ederim. Güle güle efendim. Merci, hoş geldiniz.
Baştır efendim, emredersiniz efendim. Nasıl isterseniz efendim. Tabii yapacağım efendim. Şak 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 şak. Utan be. Ne diyorsun be? Tam iç gibisi oldun. Ayşe seni böyle görmemeli. Ulan serseriydik, başı bozuktuk ama böyle yağcı değildik. Hadi be sen de. Kıza kasık attın sonunda. Dur biraz orada sen. Sürünüyorduk be. Hiç olmazsa bugün bir kravat taktık, bir adam içine çıkacak hale geldik. Senin İngilizcen var değil mi? Ne olacak? Ya ne olacak var mı? Kayınpeder karının veletlerine bizim mürebbiye diye tutturdu. Gazetede bir ilan varmış bak burada. Sen şimdi bunlara bir iki satır çiziktiriver, mürebbiyeye yollayalım. O da bize gelsin, belki çocuklar yola gelirler yani. Adresi tam anladın ama değil mi? Sakın başka yere yazma, rezil olmayalım. Dikkatli ol ha. Mehmet, aç mektup mu yazıyorsun ha? Yok ya, bir mürebbiye istemiş zengin bir adam torunlarına. Sahi tanırsın, bizim Kont Osman vardı ya. O dul bir kadınla evlendi. Kadın zengin, kayınpeder Harun. Şimdi kadının dört çocuğuna bir mürebbiye tutacak. Nereden gelmedi aklıma? Ne oldu ya? Oldu şimdi. Ayşe'ye bir mektup yazarım. Adını Angel desin. İngilizce ne öğrendiyse onu parçalasın. Hem de şu Osman'a iyi bir ders vermiş olur, ha? Üvey üvey ama Ayşe ne de olsa kız kardeşi. Tabii zaten Avustralya'daydı. Öğrenmiştir kız İngilizceyi. Dur. Nereden aklıma geldi be? Hay aklımla bin yaşayayım. O zengin herifi yolar, Ayşe sayesinde ben de geçinir giderim be. Oh, aklımla bin yaşayayım be. Ulan Ali! Senin Kont Osman'a bir oyun oynayacağım. Bak nasıl feliğini şaşıracak. Ne yapacaksın anlat hele. Şimdi Ayşe var ya hani bizim Avustralya'da. Bizim İnek Osman da çocuklarına mürebbiye istemiyor mu? Ona yamayacaksın. Tamam! Nereden anladın be? Benim kız evleneli 2 ay oldu ha. Benim elbiseler ütülendi mi? Akşama misafirlerimiz geliyor. Şimdi dadı kalfaya söylerim efendim. İçeriden kolonya mı getir bana? Peki efendim. Nasıl elbiselerim güzel mi abi? Güzel. Bana bir dakika müsaade ederseniz gene gelirim. Şunu tut saçlarımı tarayayım. Çabuk ol çabuk. Nereye tutarak? Bak ne güzel olacağım şimdi. Güzel miyim? Gayet iyi efendim. Haberin var mı? Bir İngiliz mürebbiyesi geliyormuş. Çok güzelmiş, fevkalade, afet çeker bir şeymiş. Hoş geldiniz. Nasıl denir İngilizce? Le bien denir. Canım o Fransızca. Ben abime sordum. Bir şeyler söyledi. Welcome mı dedi, welcome mı? Öyle bir şeyler söyledi, ben anlayamadım. Pancur diyeceksiniz. Pancar. Ay Allah. Veresin aynıyı bana. Mürebbiye sarışın bir afetmiş, sorma bayrama. Veresin, ben de bakmak isterim. Ama evvela ben çıkarım kolonya, kokmasın toprak yahu. Bey bana bakın, dedem kolonyayı aratıyor. Damat bey mi gitti mürebbiyeyi karşılamaya? Hadi gitmiştir, şoför alsın o gavur karısını. Ver. How do you do'sunuz miss? Me çok good. Yes miss, yes. Hiç kimse bu yabancı matmazel karşısında bizim aileyi mahcup etmeyecektir. Zafer, sen söyle bakayım. Hoş geldiniz nasıl denir? Welcome miss evimize. Aferin. Aşit olsun, bana İngilizce nasılsın de bakayım. How do you do? Aferin be! Açan sorasın bana da İngilizistan dilinden bir kelam yahu. Kendini bana tanıt bakayım. Excuse me, yani ne demek istemiş? Kendini İngilizce olarak tanıt bana. Bey on bendeniz başı. Hadi be. On yahu. Onlara kokara gelmişsin, hoş nasıl söyleler İngilizce öyle geliyor. Oğlum yıkının,
Terbiyesiz, nezaket bilmez sersemler. My brother. How do you do, mister? My daughter, Semiha. Hoş geldiniz efendim. Bu damat. How do you do? My daughter, Semiha. I'm so glad to meet you. Bu da bizim kalpa. Osman abi, Osman abi. Merhaba. Bakıyorum İngilizce ilerletiyorsun. Yok ya, kayınpeder beni İngilizce biliyor zannediyor. O yüzden eve gitmek istemiyorum valla. Ya Fransızca da biliyorsa kız? Ya isterse Çince bilsin, ne yapalım. Şoförü bekliyorum, gelmedi. Sana bir iş veriyorum, avans olarak da bunu veriyorum. Ne? Ulan ne bakıyorsun, sahte değil, Türk parası işte. Al bundan idare et. Hadi Allah kolaylık versin sana abi. Sana da hadi eyvallah. Güle güle. Bana bak. Pazar günü gel de Vefa maçına gidelim. Zero, one, two, three. Zero, one, two, three. Very good, very good. One, two, three. Why didn't you begin with zero? Ne bileyim ben, sen hemen İngilizce konuşmaya başlıyorsun. Excuse me miss, you are very beautiful. Today our lesson is finished. I'll see you tomorrow afternoon. Damat gel 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 gel. Mürebbiyi görme, bizim afacanlarım hepsi süt dökmüş kediye döndüler. Şimdi sen ona benim ne istediğimi İngilizce olarak anlatacaksın. Bir kere müsamaha istemiyorum, bu bir. Bu bir. İkincisi, bana da özel ders vermesini istiyorum. Bu da iki. Baş üstüne bey babacığım. Bana bey baba falan deme. Peki bey babacığım. Demin baktım yerinde yoktu, şu aşçıyla bir görüşeyim ben. Bak bakalım bey babacığım. Merhaba, ben amca. Memnun oldum efendim. Şey damat, yeni mürebbiyi gördün mü? Hayır. Bir görsen, bir içim su. Bu İngiliz kızlarının zarafetine diyecek yok. Benim de eskiden bir İngiliz kızı metresim vardı. Tıpkı mürebbiye benzer, o da bir içim su gibiydi. Amca. Şey damat, bir dakika müsaade, sonra görüşürüz. Allah, ne kadar amcası. Bir harika. Kim harika? Kimi? Mürebbiye. Nerede mürebbiye ya? Şimdi geçti, görmedin mi? Yok. Sen şaşırmışsın bacanak ya. Mürebbiyeden harika olur mu, kendine gel ya. Gelemiyorum birader, gelemiyorum. Yandım, tutuştum, ben Marmara çırası gibiyim. Ya. Sen kafayı üşütmüşsün be, kafayı. Sen dışıma bakma benim, kalbim yanıyor, kalbim. Hazır mı Tosun? Sakın kimseye bir şey söyleme. Bu kuvvet macunu mu efendim? Bu münasebetsiz. Bu romatizma macunu. Tarçını bol, balı süzme efendim, keçi boynuzu rendelenmiş, amberi bol, miski bol, arı sütü çok, şekeri çok bir romatizma macunu. Hemen yap, yolla. Peki efendim. 10 dakikaya kadar hazır olsun. Göreyim seni Tosun'um. Bu ay maaşına zam bekle. Allah uzun ömürler versin beyefendiciğim. Allah ömrünüzü müjdat eylesin beyefendiciğim. Bir şey mi damat? Böyle. Şap şap şap. Destur. Kafa kafaya vermiş de konuşuyorsunuz orada. Başka işleri konuşuyorduk da burada yani bir takım. İşleri sadece bana anlatmaya mecbursun. Birader gel benimle. Şap şap şap. Zafer Bey! Zafer! Zafer Bey! Neredesin? Excuse me, Miss Angel. Tonight the rendezvous bu gece... We'll talk this later. Ne o kız? Büyük beyin ilacıymış. Ne biçim ilaç öyle? Romatizma ilacı. Ulan böyle romatizma ilacı olur mu ya? Ne bileyim ben. Hadi getir hadi başım belayı mısın? Hadi. Dur. Ulan ben size koşuşmayı demiyor muyum? Ver et! Romatizma ilacınız. Ahçıbaşı yolladı efendim. O nasıl romatizma ilacı? Lokman hekimin eski bir tavsiyesidir bu. Ulan sizde hiç utanma yok mu? Utanmıyor musunuz siz ha? Utanmıyor musunuz? Neden utanalım? Utanılacak bir şey bulun, utanın işte, ne bileyim ben. Ben babanızım sizin, babanız. Kim dedi? Ben dedim. Ben bugüne bugün babayım. Bu evin içinde en çok kim bağırırsa baba odur işte. İşte o kadar. Siz de üvey evlatsınız, ben size bağırmak mecburiyetindim. Hadi dön. Dövmediğine şükredim ben. Amore ne biçim romatizma ilacı bu. Zerem kalmamıştır bende, ne uyku ne şeytan. Hep görürüm kötü rüyalar, aldatır beni şeytan. Hem de görürüm yiyince çıplak kadınlar gözümün önünde.
Bu ne ya? Dehri Bey'in romatizma ilacı. Biraz da Bayram Ağa'ya verdim, romatizmalarına iyi gelsin diye. Allah'ını seversen bana da ver. Romatizmalarım bir azdı ki sorma. Oh be! İçim bayıldı. Şu umbra yahu şimdi yanmışsındır, güreceksin. Bundan sonra sen de üryan da üryan karıla. Bir de utanmadan konuşuyor, sus dedim sus! Peki açma, konuşma! Konuşma dedim sus! Peki konuşma! Orada ne arıyordun? Ha? Mürebbiye nerede? Bilmem, hiç görmedim, hiç. Bu işleri ben bilirim. Evet be babacığım, bu işleri siz bilirsiniz. Zaten bu işler, bu... Damat işte ne mürebbiyemiz. Ay, ayş, ayş. My name is Angel. Ayş, ayş. Efendi, efendi, ne oldu sana? Efendi. Sen nereye, buraya gel bakayım. Kör olmayasın, otur, dur. Efendim, şok, şizof, renik, manyak, depresif. Alman milli takımının forveti mi bu be? Tehlikeli mi? Ayşe. Ayşe kim? Ayşe kim? Angel'ı görünce düşüp bayıldı amca, anlıyorsun ya. Ayşe kim? Ayşe kim? Çabuk söyle diyorum sana. Ay fena olurum, ay fena olurum. Ayşe, Ayşe kardeşim. İki sene evvel düştü, öldü. Ayşe tıpkı ona benziyor, Ayşe. Efendim, korkacak bir şey yok. Şok normal. Tabii çok normal. İnsan çok öldüğünü normal bildiği kardeşini böyle birden karşısında görünce böyle olur tabii. Ya Ayşe. Vah, vah zavallı kocacığım, vah bir tanem, affedersin hayatım. Aklıma kötü şeyler geldi ama değişti şimdi. Ayşe. Ah canım benim. Vah bana, vah vah bana. Ayşe. Kendine geldi mi? Normal şok geçirmiş. Doktor öyle dedi. Neden? Osman Bey'in iki sene evvel ölen kız kardeşine Mürebbi Hanım çok benziyormuş da ondan. Çocuk ölü kardeşini birden karşısında görünce bayılıverdi fukara. Bayılır, bayılır. Ben olsam ben de bayılırım. Ah! My father fell down. Really? You see, bayılmak, bayılmak, İngilizce nasıl derler, bayılmak, bayılmak. Oh yes. Yani dead sister ölmüş, ölmüş. Sen tıpkı ölmüş sister Osman babanın, yes? Oh yes, yes. Ha. Ne işin var senin burada? Defol! Şey, Mrs. Mürebbi, excuse me, ben var... Size çok mühim bir şey söylemek, bu gece acaba gelsem saat 2'de sizin oda beraber biz sevişmek, küs mü? Okay, mister. Thank you. Bye bye. Good night, miss. Yarın, good yarın, night. Tomorrow morning, yani yarın öğleden sonra taksim. Ayağını yırttın edeyim, buluşalım, ne olur. What did you say, mister? Taksi? Oh, yes. Randevu, sen and you, ben beraber buluşalım, anla artık, ne olur, anla. At 2 o'clock? Yes, mister. Abi de... What? Abi de yine bulurdu, abidenin İngilizcesi... Anıt! I didn't understand what you said, I didn't... Park Hotel! No, mister, no hotel, no! Hemen odasında değil canım, dorunda, kapısında. No hotel, in my room. İkide. Ha, senin odanda. Of course, mister. In my room at 2:30. 2:30'da senin odanda. Zafer! Zafer! Ay oh, karım. Zafer! Neredesin sen, neredesin? Neredeyim ben? Anne! Buradayım işte, yanındayım. Ne gülüyorsun kız? Bu da yüzsüz oldu, çıktı başımıza. Hadi bakayım işine bak, hadi. Ya küs, ya ya, bu kız var ya, öyle kızıyorum ki bu kıza ben. Hadi 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 hadi, hadi işine hadi. Hadi şekerim, sana ayakkabı almaya gidecektik. Yürü, hadi. Bu ilaç kızım, ilaç. What's that? Ah, senin dilini bir bilsem ben...
Bu ilaç, ilaç. It's beautiful. Good chocolate. Çikolata değil, ilaç, ilaç. Ama ne ilaç? Mutlak istirahat lazım. Bırakın uyusun biraz. Uyuyor galiba. Uyanınca bir şey kalmaz. Lütfen siz de bu meselenin üzerinde fazla durmayın. Sonra şu reçetedeki ilaçları da yaptırırsınız. Hay Allah! Ayşe bu be! Vallahi Ayşe! Vallahi Ayşe! Peki ulan buraya kadar nasıl geldi? Saçlarını da boyatmış. Ulan bu kadar zamanda bu dil nasıl öğrenilir? Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbi. Edersin değil mi? Hay Ayşe! Dalgın yatıyor zavallı. Ya ölüyordu korkudan. Kolay mı? Rebbiye de güzel kız doğrusu. Terbiyeli, aklı başında, namuslu. Namuslu ve dürüst doğrusu. Sen ne biliyorsun? Bana öyle geldi karışım. Tabii gene de bilinmez. İtiraz istemem, ben insan sarrafıyım. Doğru. Tabii, siz insan sarrafısınız. Dışarı çıkın, uyanır şimdi. Doktor mutlak istirahat dedi. Akşama kadar bu kata kimse çıkmayacak. Kimse çıkmayacak. Sen sus be mendebur. Mendebur sustu. Ulan vallahi Ayşe bu be. Merhaba. Bir şey mi vardı? Yok, belim tutuldu, iğne yapacaklardı. Ben de iğneden hiç hoşlanmam. Bu kadar da bir iğne, kaçtım buraya geldim. Ah! Ne o, sana mı battı? Yok, belim tutuldu. Aa, öyleyse yat yat da üşüme büsbütün tutulmasın. Ah! Ah! Kız sen? Evet, ben. Bir şey mi vardı beyefendi? Biraz evvel odada Erol vardı, o nerede? Ben buradayken kimse yoktu. Sen bunu doğru mu söylüyorsun? Vallahi billahi. Aa, o zaman ben yanlış odaya girmişim, çıkayım bari. Sınıfta kalırsınız inşallah. Mr. Ayşe? Sheldon. Ayşe! Ayşe! Ya, bırak şu İngilizce konuşmak numarasını şimdi be! I can't understand you. What happened to you? Ne hapı yuttu? Ha ben hapı yuttum zaten. Ben bir haftadır hap yuta yuta... ...bu midem vallahi billahi çinkodan yapılmış leğene döndü ya! Anlayamadım gitti. I can't understand you speaking Turkish. Aman Allah'ım, dünya batıyor! My God, my God! Ne manavgatı be, doğru söyle, bana bak bana! Sen Ayşe'sin değil mi? No, mister, my name is Angel Brown. Lan Angel'ı Angel'ı bırak, bana mı yutturuyorsun? Ayşe'sin sen işte be! Ya en son Saraygun'unla konuşmadık mı? Aaa! Ne arıyorsunuz burada ya? Yüzüğüm düştü de! Kız yüzüğüm kayboldu, şunu buluver bakayım! Gençliğini arıyorsun sen herhalde! Hadi bakayım, belki oraya düşmüştür. Bakayım kız! Bizim aşçı... ...romatizma için bir ilaç yapmış, harika bir şey! Kadına bakın, şu kadına! Nesi var, basbayağı kadın işte! Nasıl basbayağı kadın? Çıplak, çırılçıplak! Delirmiş mi bu? Dur! Neresi çıplak? Çıldırdı galiba, koca çıplak! Galiba! Ay, baba, şoförü kovacaksın hemen! Hemen kovmanı istiyorum!
istiyorum. Ha? Bizi bıraktı, arabayı yolun üzerinde bırakıp kaçtı. Ha? Kadınları çıplak görüyoruz. Allah Allah! Ya! Olmaz öyle şey! Vallahi oldu! Oldu vallahi! Araba nerede? Yokuşun başında. Başında yokuşun. Başyaş! Benim sus. I love you. Sen de rahat dur yahu.
Yapma Erol, böyle şaka olmaz seni. Erol, ne oldu be? Amca bir kapıyı kapatın. Kapandı, kapı yuttu. Yapmayın kapı, amca bey. Şekerim benim, amca beyi falan yok. Yapmayın, rica ederim. Canım, rica etme, ben senden rica ederim. Bırakın beni canım. Bırakamam canım. Bırakın. Ay öyle korktum ki kalbim duracaktı vallahi. Vallahi komşunun kızına gidecektim dadı. Sus sus sus. Sen ne yaparsan yap beni ilgilendirmez. Damatlardan endişe ediyorum. Frank şırfıntısı gelince gözlerindeki bakışları bile değişti. Ah yorgunluktan bittim. Şuraya ilişivereyim bari. Durma. İşittin mi? İyi saatte olsunlar geldi. Bismillah. Bağır ol koca karı! Bağır ol dedik! Ay, o ne? Yavrum canım, sana neler alıcı güzelim benim! Bak, bak bağırma! Dadı yuttu kapı! Dikler değiştirmiş, tövbe tövbe! Kız kalk! Kalk dedim! Ne yapıyorsun burada? Ne var dedi Kalfa? Kim vardı odada? Hı, hiç. Yürü hadi. Ya ben uyuyormuşum, rüya gördüm ben rüyamda, köpek olmuşum ben. Sonra kuduz olmuşum, saldırıyorum böyle herkese ya. Ulan bu da ne yapış yapış ya. Şuraya yatayım ben oraya. Yatayım. Yatır, hey, hey, sana söylüyorum. Hey, öldün mü be? Öldün mü? Hiç. Düştüm de. Aman oğlum dikkatli ol, bu koca gövdeyle bir yerini kırar sakat kalırsın sonra. Peki efendim. Ne oldu yüzüne? Vallahi bir şey anlamadım beyefendi. Allah Allah. Sabah kalktım böyleydi. Allah Allah. Ha? Allah Allah. Ne oldu eline? More romatizma efendim. Allah Allah! Şoför de yüzünü gözünü çarpmış. Tosun da öyle. Ne oldu bu ev halkına? Nasılsınız efendim? Damat sana ne oldu? Ah sorma kayınpeder. Ben kendim biraz futbola meraklıyımdır da, akşam top oynarken karyoladan düştüm aşağı. Yani karyolada futbol mu oynuyorsun? Hayır canım, onu demek istemiyorum. Yani rüyamda oynuyordum, pat aşağı. Çok ömürsün be dava. Sen de ömürsün be. Tabii. Bu mende buranın oldu. Gel siz de doktora götüreceğim.
Ben daha günaydın demek. Ha, maşallah, maşallah. Vallahi kulaklarıma inanamadım, maşallah, maşallah. Gel kızım, gel seni biraz tebrik edeyim. Ne güzel şeysin sen öyle. I beg your pardon, what did you say? Ne dedi? Şey dedi. Şey, evvela elini çeksin dedi, sonra da iyi adam dedi. Ha, ona de ki, evet, saadet getirdi, neşe getirdi, çocuklar onun yüksek ehliyetine emanet. Ha. Je mon père de dique, yani çok fıstikasyon ve le consifier bizi dedi. Ulan yani. Damat söyle söyle, ben de anlamaya başladım. Je suis ce soir mon papa, jire de poire et bourpoir. Ne dedi? Affedersin, seninle Fransızca konuştum. Şey, thank you very much, al beni bir yere kaç. Mr. Osman. Ondan sonra da I like to very much. Ne diyor? Havalar nasıl gidiyor diye soruyor. Zaten çok İngilizce de bildiği yok. Yani fena değil ama, efendim! Geliyorum! Ha, bir dakika, bir dakika, bir dakika, gayipten ses geldi. Getirin bakayım şöyle. Bunun hali yok, hemen bunu bir doktora götürün. Peki, peki. Hadi yürü, gidiyoruz. Geçmiş olsun, ne oldu be? Thank you very much. Bırak sözü beli, hadi yürü gidiyorum. Maalesef beyefendi, büyük bey matmazeli gezdirmemi söyledi. Siz başka arabayla gideceksiniz. Hatta Zafer Bey'i doktora başka arabayla götürecekler. Fazla laf istemiyoruz ya, yola kadar ineceğim işte, o kadar. Siz öne geçin Osman Bey. Allah Allah, öne oturursam daha mı az benzin yakacaksın be? Oh, please buyurun miss, sit down. Agan da çakar İngilizce biraz. Sattıracaksın şimdi İngilizceden. Sesini alır. Çok kültürlü bir hanım. Allah'ım, biraz İngilizce çaksam iyi ilerletirdim dümenimi. O ne demek ya? Yani İngilizcemi ilerletirdim demek istiyorum canım. Evet, geri kalmış ülke gibisin zaten sen. Yönüne bak ya! Aa! Bak şimdi hatırını soracağım ha. How are you'sunuz mis? Ya sen önüne baksana be kardeşim, bir yere çıkacaksın ya. Thank you, I'm very well. Ne dedi bu ya? Şey dedi, İngilizce teşekkür ederim dedi. O kadarını dedem bile bilir, arkası? Arkası ayıp ayıp söylenmez. Sahi mi, sahi mi? Ya sen önüne baksana birader, illaki ağaca mı çıkarttıracaksın bizi ya? Benzin bitti. Şimdi ne olacak? Niye koymadın benzin oğlum buna daha evvel? Benzin koymuştum bu Meret'e ama küçük bey garajdan kaçırmış arabayı anlaşılan. Ben gidip benzin alayım. Ya thank you very much, very much, benzin yok. Ne demiş James Bond? Bugünkü işini yarına marına işte bırak bırakma diye bir laflar etmiş. Ya numara yapma işte, sen Ayşe'sin diyorum be ya sana. Bak hani bir Mehmet vardı, hatırlamıyor musun? Eğer bu numaraya devam edersen vallahi de billahi de bir daha konuşmam seninle ha. Do you speak English, mister? Aman yok İngiliz, Türk iş, Türk iş ya. I don't speak Turkish, I'm sorry. Ulan sen numara yapıyorsun be. Ayşe'sin sen işte. Shall we flirt? Flirt, flirt, ha flirt. Come on, flirt. Come on, flirt. Nasıl flirt? Yes, flirt. Yes, flirt. Böyle el flörtü mü bu? Yapma. Isırma lan. I love you. Canım acıyor ya, ne yapıyorsun? Hoyrat kadınsın sen be. Ya, oynama ya. Ne demek come on, şey, come on yarıştemez. Yapma ya, ben gıdıklanırım, gıdıklanırım. Gıdıklanırım. Gıdıklanırım, yapma ya. Niye gülüyorsun be? Ha? Hiç beyefendi, buyurun aldım benzini. Hayır gitmiyorum işte, o kadar. Neden? Şimdi de benim benzinim bitti, hadi bakalım naş ha? Naş naş naş. Zafiyet, tam bir zafiyet. Çok yoruluyor. Cinsi bakımdan biraz periz lazım. Evet evet, tam bir periz. Çok dikkat edeceksiniz. Ümitsiz mi doktor? Ne münasebet, yaşayacak ama dikkat etmesi lazım kendine. Sonra yaşama arzusunu da kaybeder. Güzelliklerden zevk almaz olur. Sükunete ihtiyacı var. Havadar bir yere bir iskemle çıkaracaksınız. Orada uzun zaman kendini dinleyecek.
etrafla meşgul olmayacak. Olur. Ve gıdasına iyi bakacak. Hep uyuyor doktor. Geceleri de uyuması lazım. İşi var mı? Enişten bakıyor. Kocam şimdilik senelik iznini yapıyordu. Allah razı olsun eniştenden. Ya? Doğru söyle ulan. O mürebbiye yazdığın mektubu Ayşe'ye gönderdin değil mi? Vallahi billahi değil. İki gözü bölüm aksın ki değil. Hadi lan sus, yalan söyleme. Söyle. Doğru söyle, kovarım seni. Kovamazsın. Kovarım ulan. Kovdun mu? Kovacağım ulan. Kovdun mu? Kovdum ulan. Ben de şimdi Dehri Bey'e gidip kendi sevgilisini eve mürebbiye soktu diye fitne vereceğim. Hadi hadi hadi. Gidiyorum işte. Kızdım. Bana bak. Bak. Ulan bana bak, doğru söyle, Ayşe mi o? Hı? O tabii. Var mı bir diyeceğin? Var. Ulan niye yaptın sen bana bunu? Niye dalgama taş attın? Sen kısa nezen kasık attın. Ulan Yusuf Bey, az kalsın Ancel mancel olduğuna inanacaktım ya. Peki şimdi ne yapacağım ben? Ne bileyim ben? Ne bileyim ben? Ulan o benim sevgilim, sevgilim. Evdeki bütün herifler de peşinde. Kim bilir? Belki de o değildir. Tanımaz mıyım ulan? O benim sevgilim. Vallahi de o, billahi de o. Allah canımı alsın o. İmkansız. Ben ona mektup yazmadım ki. Ulan doğru söyle. Öldürürüm ulan seni. Vururum. Kıkır. Böyle alır yerden yere vururum ulan seni. Bu ne hal? Bu judo yani, judo. Buna judo öğretiyordum da ben judo. Ne demek o? Judo demek, bu bir nevi Japon oyunudur yani. Çin işi Japon. Nereden çıktı bu oyunu? Hamallara da öğreteceğiz bu numarayı çünkü. Bu numarayı bilen hamal, taşıdığının iki misli daha fazla taşır. Mesela 20 arkada taşınan bir mal, böylece 10 arkada taşınacak. Böylelikle para da daha az gidecek tabii, değil mi? Bak mesela bu herif 300 kilo falan kaldıracak ya, hadi bak. Bravo damadım, bravo! Müsaadenizle. Güle güle. O öyle der, öyle bir sen burada canla başla çalışıyorsun. Bizim o mendebur damada da zafiyet musallat olmuş. Allah Allah, adaletsizliğe bak ya kayınpeder. Hep biz çalışırız zaten, o zafiyet olur. Olur mu öyle şey ya? Aa, ne yiyorsun ya? Ben çok ihtiyar mıyım? Aa, ne münasebet, hayatınızın ilk buharındasınız kayınpeder. Laf aramızda, evlensem evlenemez miyim? Hem de dört. Peki iki olsun. Sen gelen kamyonlara bir bak. Ben de eve bir telefon edeyim, bakayım Zafer Mendebur'u ne olmuş? Dert olmuş. Bu gece iki daha, tonight at two. Yes, sister, my room. Tamam, senin odanda bu gece. Zafer! Bir şey yememişsin. Canım istemiyor. Sancı girdi kalbime. Alemin bacaklarına bakarsan bir sancı da kafana girer şimdi. Kafana bir sancı girer. Hadi vur kalbine. Ah, canım benim. Al, iç sütünü, sütü. Hadi, hadi. Hadi lan, hadi. Bana bak, eğer Ayşe'ysen, önüne gelene yüz veriyorsan öldürürüm seni. Ay, beg your pardon. Ne pardon, pardon, pardon. Ancıl mısın, nesin, beni ırgalamasın ama... ...eğer Ayşe'ysen, o zaman ne olacak? He, söyle. Sevgilim. Sevgilim, sen neredesin? Neredesin acaba? Sevgilim! Ne? Ay, fena oluyorum, ay! Aa, düştü! Bayıldım! Eyvah! Damat beni de bağladılar! Sonra da ağladılar! Bunlara bu akşam yemek yok, anlaşıldı mı? Haklısınız beyefendi. Kim bunlara yemek verirse bacaklarını kırarım. Yandaki boş odaya kapayın bunları. Emredersiniz efendim. Başı başıya da söyle. Baş üstüne efendim.
Seni o kadınla sarmaş dolaş görünce... Aa, Çocuklar! Tabii ben işten dönmüştüm. Böyle kızın etrafında çocuklar dönüyorlardı. Bahçıvan da dedi ki Zafer aşağıda dedi. Ben de o tarafa doğru gittim. Bir de baktım çocuklar beni böyle sardılar. Çocuklar! Nasılsın kızım? İyiyim babacığım. O afacanlara ceza verdim, bu akşam onlara yemek vermeyecekler. Akılları başlarına gelsin. Gelsin, gelsin. İsabet buyurdunuz efendim. Çok teşekkür ederiz yani. Üzüntü etme böyle şeyleri. Osman Bey oğlum, efendidir. Oo, efendiyimdir. Çelebi kişidir. Çelebiyimdir. Yalnız biraz ukaladır. Ukalayımdır ama o sizin kendi ukalalarınız. Halt etmişsin sen. Halt etmişim efendim. Gelmiştir büyük bey, saklanasınız yahu! Ah, good night sir! İyi geceler! Destur, destur! Desturlar götürecek seni bir gün inşallah! Uyuyorsun değil mi? Sen bana numara yapamazsın. Sen Ayşe'sin. Neden benimle oynuyorsun? Konuşsana. Ayşe. Ayşe, neden bana numara yaptın Ayşe? Seni ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun? Dürme elini bana. Sen git karının koynuna gir. Gelme üzerime, yaklaşma bana. Fakat ne oldu Ayşe? Neden birdenbire değiştin? Bir de sual soruyorsun değil mi? Sen beni Avustralya'ya yolluyorsun. Sonra arkamdan hemen evleniyorsun. Ama... Tercih ettiğinde benden güzel, benden anlayışlı bir kadın olsa... Ayşe, dinle beni Ayşe. Dinleyemem. Çık git odamdan, çık git. Seni görmek bile istemiyorum. Ben de beni isteyen bir sürü erkekten birini tercih edeceğim. Ama fakat Ayşe... Konuşma! İstersem kayınvaliden olurum. Anlamadım. Dehli Bey peşimde. Ne, o da mı? Olamaz öyle şey. Şoför, ahçı, bahçıvan, oğlu Erol, amca bey, Dehri bey, hepsi benimle ilgili. Sus, yeter artık. Susmayacağım, çık odamdan. Allah'ım, canım benim, bir tanem midnight mıdır, nasıl? Ondan işte bu gece geleceğim sana. O ne? Delinin zoruna bak. Aptal, al sana. Bu gece bana gelecekmiş. 60'ından sonra ırzım namusum tehlikede. İmdat! Sus, bağırma. Ey Allah'ım, alasın canımı yardım veresin bu hurici gibi ne? Dündürmeyesin güner başçı gibi ya. Ay yasın, kim olasın seni? Ay yasın, bu ne? Azgın heriflerin içinde kaldım, ayol yetişin imdat! Uspura moraya yahu, sen olduğunu bilsin, sürer miydi magzimi biberi, hem de hem zehirlisi. Zehirli biber sensin! Biber mi de çuşka? Çuşka da sensin, budala da sensin! Ha, sabah sabah alemin namuslu kadınını öper misin? Seni gidi kör olasın, azgın. Vurmayasın, emanet mal mı yahu, vurur gibi yahu! Bu yaştan sonra benim aklım, namusum sana emanet, Allah'ım! Sen, çekil bak! Utanmıyor musunuz burada? Ne yapıyorsunuz siz burada be? Ha? Şey, utanmıyor musunuz? Sen ulan Ayşe, utanmıyor musunuz? I don't understand, excuse me. Ne öküzün ikizi be? Hey, kıza ne bağırıp duruyorsun? İngilizce sor. İngilizce bilmiyorsan bana sor. Benden başka iyi İngilizce bilen var mı burada? Bir de bunun İngilizcesini mi yapacaksınız be? Ya bir şey yaptığımız yok. Ne yapacağız? Sen yanlış anladın, ben geçerken... Bana bak, alırım boşluğunu valla. Ayağım takıldı da üstüne düştüm ya. Hadi sen ne de. Sana ne oluyor? Hem bağıracaksan kızın yanında utanmıyor musun?
Aman ben de cıldım. Oh, 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 canıma değsin. Attention, attention. Attention, attention. Seni kaçırdığımı anla da o zaman görüşürüz. No driver, this is not the Beyoğlu Road. Beyoğlu, Beyoğlu. Ben sana soracağım. No. Ne biçim İngilizsin sen? Bana saldır, hoşuna gider demişlerdi halbuki. Köpek! Derhal arkana bakmadan git buradan. Arabanın anahtarlarını da ver. Çabuk, ver! Ver! Arkana bakmadan git, yoksa topal köpek gibi süründürürüm seni ha! Ya dönüp baksaydı? Bir araba odun atardı, yani o bana atardı. Sen beni seviyorsun, değil mi? Allah yazdıysa bozsun. Gene ne oldu ya? Sana her sarılışımda karını kucaklayışını hatırlıyorum. Ya bak Ayşe, ben sana hakikati bütün çıplaklığıyla anlatayım bak. Şimdi Mehmet de ben de açtık, sürünüyorduk. Bir lokma ekmeğe muhtaçtık. Birimizden birinin paçayı kurtarması lazımdı. Sen de kendini sattın. Bak şekerim, dinle beni. Sen açlığın ne demek olduğunu bilmezsin ki yani. Anlamam, bana yemin etmiştin. Ne demek anlamam, ben anlatırım. Dokunma bana. Niye? Sokulma diyorum. Yavrucuğum bak, bir dakika rica ediyorum. Ya bir dakika dinle beni, bak yavrum bak dinle. Dinlemeyeceğim. Ama o evdeki heriflere yüz vermem beni çıldırtıyor ha! Vereceğim işte, yüz de vereceğim, aslarını da vereceğim. Bir diyeceğim var mı? Var. Bu geceden tir yok, hepsini odama alacağım. Öldürürüm ulan seni, öldürürüm! İmdat! Ne oluyor Fred, ne oluyor? Bore kimdir bu adam? Bu adam arabamın anahtarlarını aldı Bekçi amca. Yok bre, senin karşında bugüne bugün orman muhafaza memuru Mahmut var. Mahmut duman attıran. Bu adam beni kaçırmak istiyor. Ya çevir şunu şu tarafa be. Al, ver bre kızın anahtarını, hem de otomobili. Al, bana lazım değil, ne yapacağım otomobil anahtarı? Ver bre. Dur bre kağıtak, dön söyle. Koşasın ormana dur bir marş marş. Hiç yapmadığım askerlik, koş bre. Buraya oy, alasın bunu, büyütmüşüm kendi elimle. Oh, thank you very much, thank you. Buraya adamı öldürteceksin bre kari. Bonsoir. Tabii bonsoir. Yıkanacak mısın kız? Ay 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 ay, oynama kız, oynama. Bu iş ana. Akşama beni yukarı çağırıyor. İkide. Tamam tamam. Ne halt etsek acaba, o tarafa mı bu tarafa mı? Tonight at 2 o'clock, did you understand? Yes, understand. Yes, yes. You can, when I come okay. In. Okay. Okay, okay. Okay, yavrum. Tonight. Yes, tonight. Tonight at 2 o'clock. Thank you. 2 o'clock tonight. You are coming to my room tonight? Gidiyorum.
Tonight turum ama karım. Tonight at two. Tonight? O yok, olmaz tonight. Olmaz, no tonight. Ağır ol bakalım beyefendi. Mürebbiyenin peşinden koşucuyla bizim çocuğa bir çare bul. Hangi çocuğa? Hayrola, ne taranıyorsun? Ziyafete mi gideceksin yoksa? Burası sen yabancı sayılmazsın Davet Bey. Yok mudur o gavur karıcığı çağırmıştır beni odasına gece 2'de. Hadi orada saçmalama sen de. Ederim yemin, hem ülmüş babamın hem anamın üstünde. Ya bırak böyle lafları. Ne haber Aşıbaşı? Kimse inanmaz ama tavladım mürebbiyeyi. Ha? Bu gece işler tamam damat bey. Ne? Bu gece? Oh, I am çok zamparayım. Sen de mi mürebbiyle buluşacaksın yoksa? Şap şap şap. Sakın dalgamızı taşlama oğlum. Hayır, ben senin taşını dalgalayacağım. Ya bu ne rezalettir be? Ha? Bu ne kepazeliktir bu? Bütün evi birbirine akraba mı edeceksin sen? Sana ne? Ha? Ben burada ne gelinim ne de senin gibi üç güveysiyim. Ben mürebbiyeyim, istediğimi yaparım. Bana bak Ayşe, ben yırtarım böyle adamı. Benim adım Ayşe değil, Angel. Bana bak Angel. Ben Angel, seninle Türkçe konuşuyorsam eski arkadaş olmamızdan. Fazla konuşma, sonra İngilizce konuşurum seninle. Ya bu işi tatlıya bağlayalım. Kalk git be kızım buradan. Gitmeyeceğim. Canım ben de sonra gelip seni bulacağım işte. Sana inanmıyorum. Ya beni rezil mi edeceksin be kızım? Karından mı korkuyorsun? Ya ben mi? Sen deli misin ya? Ben erkeğim, Angel, erkek. Ben korkak... Angel! Karım! Oraya değil, o nedir? Ben nereye de bunun altına gideyim. Gel, gel, şuraya. Miss Angel! Come in please. Merhaba sen. Merhaba, kiminle konuşuyordunuz? Ben yok, konuşmak, konuşmak radyo. Siz çok güzel. Oh, thank you. İnce, zarif. Thank you very much. Haçen derler bizi memlekette zamparalıyın ilk adımı atılır çiçek. Alasın bunu nişani aşkım olarak, yani love me for. Yoktur başka türlüsü bre, çıkacak mı bir erkeç adam zamparalık, takacak nagantını yat karada belinde. Thank you.
beyefendi. Gelicinizi söyleseydiniz hazırlıklı olurdum. Sus kız! Bundan başka nasıl hazırlıklı olunur be? Bana bak Ayşem, bırak numarayı. Ben şimdi karar verdim, senden katiyen vazgeçmeyeceğim. Ne olursa olsun ben senden vazgeçmeyeceğim. Ne olursa olsun, bütün evi karıştırdın yeter artık. Sana şunu söylüyorum, katiyen numara yapma. Ben seni çok seviyorum ve sen... Tavanda hasta var. Varsa var, biliyorum. Karım hasta yukarıda. Ne olmuş? Bana bak, bana... Karım da vız gelir, bahçıvan da vız gelir, şoför de vız gelir, amca da vız gelir. Ondan sonra karım da vız gelir, kocam da vız gelir, karımın babası da vız gelir, Zehri Efendi de vız gelir. Vız gelir, vız gelir, vız gelir, ondan sonra da tırıs gider hepsi. Destur! Kaç sevgilim, kaç! Ne olacak şimdi ya? Evdeki bulgurdan da olduk. Hepsi senin yüzünden oldu. Cüzdanı da evde unutmuşum, yemek yiyecek para bile kalmadı. Bak bundan idare ediyoruz işte, görmüyor musun? Oo, benim bir tanıdığım var, bizi evine alır. Buzdolabında da bir şeyler vardır muhakkak. Yemek yer, ondan sonra düşünürüz. Uzak mı? Yok canım, şurada. Bana bak, orada da başımıza bir şey gelmez. Gelmez, gelmez. Kendi evimiz gibi kullanırız. Evet. Zaten ben orada yatıyordum. Sahibi Avrupa'da. İyi öyle, hadi gidip bakalım. Hadi gidelim, bir ısırık versene. Yok, abur cubur yeme yemekten evvel, dokunur. Buyurun. Hep böyle bir evim olsun isterdim. Ulan enayi gibi konağa gittik be. Aa bak. Benim sigaram. Aman doğru söyle, eğer sahibi gelir de bir bela çıkarsa karışmam, kaçarım ha. Tamam mı? Korkma sen, şimdilik burada idare edeceğiz işte. Mamafi gene de kısmetliymişiz ha. Yalnız bak, hani günün birinde beni bir gene hani götürmüştün bir kere şeye, bir evde yemek yedikti, arkadaşım evi diye de sonra dayak yedikti, hatırlıyor musun? Ha. Merak etme. Yok arkadaş, burası tekin gelmedi bana, ben buraya ısınamadım, Ne o, evini beğenmedin mi? Ben Avustralya'dayken teyzem ölmüş, bu evi bırakmış bana. Terbiyesiz! Tanıyor musun lan? Amatör röntgenci! Yok, kusura bakmayın! Bundan sonrasını göremezsiniz! Çünkü bu işin sonu yengen!